Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Gülçin Ergül ile cover yapmıştık. Müzik düzenlemesini ben yaptım. Gülçin de vokaliyle renk kattı. Güzel vokaliyle renk kattı. Birlikte yaptık yani cover'ı. O vokaliyle destek verdi. Ben de düzenlemelerimle, işte mixle, masteringle, işte enstrümanlarla birlikte bir cover yaptık yani. Şimdi merak eden arkadaşlar olmuş. İşte bunun da işte nasıl aranjesini yaptığını, nasıl mixini, masteringini yaptığını diye yoruma yazmışlar bir önceki videoda. Ben de hemen çekeyim dedim. Nasıl yaptım? Hemen şimdi projenin görüntüsüne geçelim. Şimdi ilk önce neler olduğunu bir teker teker anlatayım. Daha sonra neler yapmışız görürüz. İlk önce bir vokalimiz var arkadaşlar. Main vox diye yazmışım. Daha sonra back vokallerimiz var. Sonra kick, bass. Ha, yine burada benim sesim geliyor. Burada benim sesim. Evet, alkış sesi clap. Noise sweep diye böyle bir suh diye bir efektif bir şey var. İşte rap kısmında hi-hatler giriyor. Böyle bir trap tarzında. Bir atak var. Perküsyonlarımız var. Darbuka ve zilli tef. Sonra keyboard sesi var. Böyle bir plak. Böyle kesik kesik onları dinleteceğim zaten. Sonra aranjenin bir bölümünde böyle tonal denge olarak bir boşluk vardı. O boşluğu da Rhodes Pad'le doldurmak istedim. Anlatırım şimdi birazdan. Sonra bir riser, bu hani hep sis makinesi gibi diyorum ya sesini böyle tıs diye. Daha sonra elektro gitarlar nerede? Nasıl yani elektro gitarlar? Boy like you, she'd kick you out if she ever. Pardon. Şu projeyi bir daha açıp kapatmak istiyorum. Elektro gitarlar nereye gitti? Don't save. Böyle bir şey olamaz yani. Nasıl yani? Yayında yani kayıt yaparken böyle bir şey nasıl olur? Elektro gitarlar nereye gider yani? Hah, gidemez. Öyle bir hata olamaz yani. Nasıl gider? Ben bir şey mi bastım acaba? Neyse. Aman. Tamam. Elektro gitarlarımız var. İki kanal. Tek bir zil var. Böyle parmak ziliyle tın diye vuruyor. Bir tane de stereo out aldım. Çünkü orada bir otomasyon yaptığım için stereo out'u buraya aldım. Aslında o bir şey yani. Kanal değil. Yani baktığınızda toplamda 45 kanallık bir proje olmuş. Güzel oldu. Yani. Şimdi ilk önce basit bir pilot altyapı yaptım ben. Bu şarkının orijinaline baktığınızda arkadaşlar bu şarkı Hicaz makamında bir şey. Ve orijinalinde de iki akor yapmışlar. Hani La Hicaz desek La majör, Si bemol majör. La majör, Si bemol majör. La majör, Si bemol majör. Çok kısır, çok yani... Evet, uyduruk. İki akorla adamlar aranjeyi bitirmiş açıkçası. Ben öyle yapmak istemedim. Sonuçta öyle yapsam benim aranjem, benim düzenlemem olmaz yani. Taklit etmiş olurum. O yüzden kendim bir şeyler katmaya çalıştım armoni olarak. Ama ilk önce Gülçin okumaya geldi. Okuması için ilk önce evet o la majör, si bemol, la majör, si bemol majör akorunu bir pilot yaptım. Ve onun üzerine okumalarını yaptı. Daha sonra ben okumalarının üzerine bu aranjeyi yaptım. Şimdi ilk önce o yüzden bir Gülçin'i dinleyelim. Sonra ben ne yapmışım ona bakalım. Gülçin'i dinlerken de ona neler yapmışım ona bakalım. İlk önce arkadaşlar düz bir vokal kaydımızı aldık. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like şimdi. You. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the things you tell me that you do.
Şimdi bu ham kaydımız arkadaşlar. Şunları da kapatayım. Bunlar paralel kompresörler, kanalları. Şimdi ham kaydımızı dinletiyorum. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the sea. Şimdi dikkat ettiyseniz biraz çok hafif rezonanslar ve çok hafif böyle dudak böyle şıpır şıpırları var. Şimdi o yüzden ne yaptım? İlk önce bir rezonanslarını buldum. Ve o, bu güzel bir plugin, Rezo diye. Sırf rezonans kısmaya yarıyor ve çok seviyorum. Güzel, işime yarıyor. Mesela neler varmış rezonans olarak? Duyuyorsunuz değil mi? Şimdi rezonansı kısılmış halini dinletiyorum. I hear them whispering by the places that you've been and now you don't know how to keep your business clean. Yani tabii bunu kulak algılaması çok düşük. Yani iyi sistemlerde bunu algılamak daha şey kolay. Kötü sistemlerde bunlar çok iyi algılanmıyor ama tabii ki kötü sisteme göre değil. İyi sisteme göre yapmak her zaman daha doğru. Yani evet, bu rezonansları düzelttiğinizde sesin o içerisindeki o bir çamur bir şey gidiyor, bir anda ses toplanıyor. Ama dediğim gibi bunu yani çok kötü sistemlerde algılamak zor. Sonra bir EQ kullandım arkadaşlar. EQ'da sadece bir low cut yaptım. Yani oradaki o bir kirlilik varsa basslarda diye bakalım. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew. Daha sonra ağzında bir hafif bir şıpır şıpır böyle bir şey var. O RX'le zaten bu otomatik direkt, bakın şıpırtıları şimdi nasıl kestiğini göreceksiniz. Bakın sadece o kestiği şeyleri dinletiyorum size. Arada böyle çıp çıp geliyor işte, onlar o dudak şeyi. Onları şu an kesiyor. Şimdi kesilmiş halini dinletiyorum. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. Evet, şimdi dudak şıpırtısı bilmem nesi de hiçbir şey kalmadı. Daha sonra arkadaşlar Nektar'da böyle bir kanal zinciri diyelim. Hani zincir diyorlar ya onlara. Burada hiç otomasyonu kullanmadım. Bu zaten otomatik açılıyor. Şimdi burada bir tonlama için EQ yaptım. Bakalım. Bu EQ çok güzel. Frekansları takip eden bir EQ. O yüzden bunu seviyorum. Bakın. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. Şurada gördüğünüz o moody sesi takip ediyor. Yani sesi hep parlak tutuyor. Burada da biraz işte air kısmını, o hava kısmını açtım. Daha sonra de-esser, bu s'ler, ç'ler, t, t, ps, ps, o sesleri kısmak için de-esser, de-esser. Lucky, lucky girl, she got married. Daha sonra bir saturation kullandım arkadaşlar. Tape saturasyon. Biraz böyle sese kirlilik katıyor. Hani o bilirsiniz yani, bunu bilenler. Ama ekleme bölgesini şuraya daha ağırlık versin diye. Bakın bu biraz tiz kısmını kıstım. Hani böyle çok cızır cızır olmasın diye. Dinliyoruz. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. Şu bölgeleri biraz dayanıyor. Az yani. Ve bunu paralel mix mi dersin, ne dersin? Burada da şu kadar duyulmasını istedim yani. Şimdi bozmak istemiyorum ne yaptığımı. Eğer bunu fullleseydim saturasyonu %100 duyururdu. Burada %10-15 civarı duyuruyorum. Yani gerçek sesle o saturasyonlu sesin, işte saturasyonlu ses gerçek sesin içerisinde %15 civarı duyuluyor. O hafif kirlilik katıyor. Sonra bir yine paralel kompresör uyguladım arkadaşlar burada. Neden paralel diyorum? Çünkü bakın burada bunu %100 yapsaydım bu direkt kompreslemiş olacaktım.
Yani gerçek sesle kompreslenmiş sesi, bu da burada %20-25 civarı duyuluyor. Mix ediyorum, blend diyorlar buna işte, harmanlıyorum. Optical kompresör kullandım ve ağır bir kompresör kullandım. İyi basıyor ama dediğim gibi o sağlam basan %20 civarı falan duyuluyor. Dinleyelim. She got married to a boy like you. Ses biraz daha böyle She'd sıkılaştı. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy. Daha sonra burada Nektar'da işim bitti. Sonra üzerine bir kompresör daha atmışım. Burada arkadaşlar... Niye atmışım acaba? Neden bir daha atmışım? Düşündüm şimdi. Bilmiyorum ki yapmışım. Bakalım belki sound'da bir şey mi? Zıplayan bir yeri mi temizlemek için? Bakalım ne yapmışım yani. Merak ettim. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. Ya çok az koymuşum. Yani eksi bir basıyor. Ya basmıyor bile yani. Sadece şuradaki şu dengesizliği bakın. Şununla şunun dengesizliğini düzeltmek için. Hiçbir saturasyon motorası hiçbir şey yok. Şimdi bir öncekinde paralel kullandığım için kompresörü, doğalla paralelin dengesinde tabii yine bir dengesizlik olabiliyor. O ikisini de blend yani dengelemek için artık ikisine de bir kompresör koymuşum. O da eksi bir civarı falan basıyor. Evet, daha sonra bir bas ile ne yollamışız? Valhalla'dan bir plate. BPM'e göre 0.45 decay'de yollamışım. Bu önemli. 60.000 ile metronomunuzu bölüyorsunuz arkadaşlar. Ve çıkan sonuç hani minimum dikey yani o işte oda genişliği mi dersin artık ne dersin onun tam dikey ne demek bilmiyorum. Yani odanın o dönüş şeyi hani konuşuyorum duvardan dönüyor ya işte odanın dönüş hızı mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum tam. Araştırın siz onu dikey ne demek Türkçesi. Onu buluyorsunuz 60.000'le BPM'inizi çarptığınızda ben de 131'i çarptım. 0.45 en yakın şey. Yani bunu bir oda efekti gibi düşündüm plate'i. Ve eksi 20 derece orijinal sese yollamışım. Yani eksi 20'de. Bakalım yollayınca ne olmuş. Lucky, lucky girl, she got sanki bir odanın içinde söylüyor gibi oldu şimdi. Like She'd kick you out if she ever, ever knew about all the things you tell me that you do. Evet. Daha sonra bir Dimension plugin'i kullanmışım. Bu Dimension'da arkadaşlar sesimizi böyle 3 boyutlu gibi yapıyor. Yani vokali odanın her yerinde duyuyormuşum gibi. Yani odanın her yerine dağılıyor gibi. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Tabii bu Dimension'ı çok da köklemedim. Böyle ne bileyim %10-15 civarlarında falan yani. Yani genişletiyor sesi arkadaşlar. Daha stereo duyuruyor. Size işte burada boyut yükseltiyor. Burada mix'ini kökledim. Burada da -6 desibel orijinal sese yollamışım. Bakalım. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she... Diğerinde vokal böyle ortada geliyordu. Şimdi vokal yanlara açıldı bakın. Kapatayım şimdi şu ikisini. Dinleyelim. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. Şimdi ikisini açıyorum. Lucky, lucky... Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out. Ses büyüdü bir anda yani açıldı, yanlara doğru genişledi. Evet, daha sonra ne yapmışım? Bir Valhalla Hall Reverb kullanmışım. Bu sefer yine 60.000'le bölüp decay'ini yani o işte çarpma, duvardan çarpma, geri sekme falan filan hızını 1.83 yapmışım bölmeye göre 60.000'le böldükten sonra. Çıkan sonucu bir de çarpı 2 yaptığınızda onun artık uzun katlarını buluyorsunuz. Evet, böyle bir şey yapmışım. Ve daha sonra
buna bir side chain kompresör koymuşum. Yani vokal şarkıyı söylerken reverb'e basıyor. Reverb'ün sesini kısıyor. Vokal sustuğu zaman reverb devreye giriyor. Daha sonra ona bir tane de normal kompresör koymuşum. Hani dengelemişim. Çılgınlık. Dinleyelim bakalım nasıl devreye giriyor, nasıl şey yapıyor. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and now you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know, daddy's getting hot. Vokal iyice artık kendine geldi, genişledi, değil mi? Ben böyle sevdim yani. Bilmiyorum, sevmeyen de olabilir, çok efektli diyen de olabilir ama bu benim şeyim, zevkim diyeyim. Sonra bir wider koymuşum, yetmemiş genişlik. Daha da geniş geniş gelsin, vursun her yerden demişim. Wider %100. Yani bu iyice sesi sağa sola atıyor ama reverb'lü sesi değil, ham kuru sesi atıyor. Çünkü bastan yolladığım için. Şimdi bunu ekleyerek dinleyelim. Daha geniş duyacağız vokali. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she... Evet. Daha sonra arkadaşlar bir stereo delay kullanmışım. İkilik nota değerinde gecikme yapıyor. Ve işte 7500 ile 76 Hz arası, işte 4200 ile 54 Hz arası bir EQ'lama var. Yani sağ tarafın EQ'su böyle, şu arada duyuluyor, bununki bu arada. Yani daha tizleri kapalı duyuluyor. İşte feedback %30, burada bir phase koymuşum, çevirmişim yani phase dalgasını. %100 geliyor. Fakat... Şimdi ben bunu böyle yaparsam, bakın buraya da bir şeyler eklemişim. Ben şimdi bunu böyle koyarsam iğrenç bir şey olacak. Bakın. Lucky lucky girl, lucky, lucky girl. She got married she got to a boy, like, to a boy like you. She'd kick you out if she ever ever knew about all the things you tell me that you tell me that. İğrenç oldu yani. Bu ne de? Yani kim yapar böyle bir salakça bir şey, değil mi? Buna bir EQ yapmışım, tonlamışım o gecikenleri. Daha sonra bu böyle salakça duyulmasın diye bir sidechain kompresör açmışım. Şimdi bu ana vokal konuştukça, söyledikçe delayleri kısacak. Ne kadar? Hayvan gibi, -47. Ne kadar? 8.7 ratio'da. Ne kadar gecikmeli? 2400 yani. Üf, ne biçim basıyor. Şimdi bakın. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering by the places that you... Şimdi ne oldu? Söylerken hayal meyal geliyor. Sustuğunda işte boy, boy, o arkadan girmeye başladı. Sidechain'in işte bu güzellikleri var. Yani hayal ettiğiniz şeyleri bu tarz, ne diyeyim, tasarımlarla şekillendirebilirsiniz. Ve main vokalde kullandığım efektif şeyler bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu çok böyle geniş geniş güzel oldu ya. Şimdi biraz da göbeği güçlendirmek lazımdı. Bunun aynısını kopyaladım. Yine rezonansını kıstım. Artık bunları anlatmıyorum. EQ yaptım. İşte ağız şıpırtısı falan. Nektar okey. Aynı şeyler. Kompresör aynı değil. Şimdi burada işler değişti. Kompresörde bir satürasyon koydum. Ve çok baskı yaptım. Yani paralel kompresör uyguladım arkadaşlar. Şimdi bunu dinleyelim neymiş. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever... Çok sıkışık. Çok sıkışık böyle bir mat bir şey var. Ama sadece ortadan geliyor.
Daha sonra bir tane daha farklı karakterde bir şey yaptım. Bunda da kompresörlerim çok baskılı. Ve satürasyonlu. Şimdi bunu dinleyelim. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. Bakın bu ikisi birleştiğinde. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. Daha böyle kapalı, yani daha aslında ilk kaydettiğime yakın gibi bir ham kayıt gibi bir destek. Şimdi üst taraf çok efektli. Bunlar da böyle baskılı baskılı. Şimdi ikisi birleşince daha ne diyeyim? Geniş, daha kuvvetli bir ses elde etmiş oldum. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever ever knew about all the things you tell me that you do. Dirty dirty boy. Bu arada Gülçin zaten muhteşem okuyor yani. Düzeltmesen de güzel. Bir şey düzeltmedim zaten de işte efektlemesen de ham olarak da süper. Şimdi reverse vokaller yaptım. İlk heceleri mesela işte şuradaki ilk heceyi, buradaki ilk heceyi ya da kelimeyi artık hece mi kelime mi? Tam şimdi burada ne diyor bilmiyorum. Buradaki ilk sözcükleri kesip çevirdim. Çevirdikten sonra ona bir whole reverb ekleyip bir bounce aldım. Sonra onu bir daha çevirdim. Şimdi bakın ne oluyor? Mesela burada ne diyormuş? Lucky, lucky girl. Lucky derken lucky'nin o la kısmını reverbleyip ters çevirdiğinizde şöyle oluyor. Lucky, lucky girl. Bakın şimdi. Lucky, lucky girl. She got ya da buraya bakalım. Ooh, dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the sea. Sonra buraya bakalım. Jump under the covers. Mommy don't know that it's getting hot. Aynen. Sonra arkadaşlar rap kısmı var. Rap kısmında zaten yine bu ana, şuraya ana vokali koymadım. Yani ana yerdekinin aynısı burada da var. Fakat buradaki reverb'ü şeydeki kadar yüksek değil. Biraz reverb'lerini aldım daha kuru kuru gelsin diye. Rap bölümü. Ama altına bir telefon demişim bakın. Rap'in altında şöyle bir efektif bir şey yaptım. Mm, daddy daddy if you wanna drop the air. Ya dipten dipten böyle bir acayip bir şey katıyor bu. Şimdi bunu ya bu tamamen hayal yani anladınız mı? Tasarım. Nasıl hayal ediyorsanız öyle işte. Şimdi bakın vokalleri birleşik dinletiyorum. Body shop doing something unholy. Mm, daddy daddy if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy, you gonna need to bag it up cause I'm spending all day. Aslında çok dipten geliyor ama bir şeyle desteklemiş oluyor yani. O bir ne diyeyim? Renk diyeyim. O olmasa sanki boş gibi. Bakın onu kapatayım. Unholy, mm, daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, açıyorum. Give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gonna need to bag it up, cause I'm spending all day, or you can watch me bag it up, I'll be gone in the AM, he get me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. Yani o bir dipten bir şeyi destekliyor yani. Daha sonra arkadaşlar back vokallerimiz var. Şimdi ilk önce vokalleri anlatıyorum ki daha sonra aranjeye geçeceğim zaten. Aranjede ne yaptığımı göstereceğim. Back vokallerde 3 tane bir past, bir tiz, bir tane de bir yerde bir farklı derecede vokal var. Bunlar aslında tek kanaldı. Ben bunları çiftleyip sanki doubler efekti gibi, yani dublelemiş gibi biraz da böyle timingleriyle oynayarak
mid-side hilesi gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece yanlarda geliyormuş gibi vokal. Şimdi sadece back vokalleri dinleteyim. Yani bunlarda da işte kompresör, EQ falan. İşte fazlarını çevirdim. Bu. Bir dinleyelim. Ha, orada slowly derken orada efektif olarak onları da slow yaptım. Şimdi ana vokalle back vokalleri aynı anda dinleyelim. Ne olmuş? Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She'd be popping it. Yeah, she put it down slowly. Oh, we go, he goes. He left his kids at home so he can get that. Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop doing something unholy. Daddy. Evet, şimdi ilk önce vokalleri editledim gerçekten de. Aynı böyle bir şey yaptım. O pilot altyapının üzerinde vokalleri böyle editledim, tonladım. Daha sonra o pilot altyapıyı sildim ve güzel güzel vokalleri duyarken ilk önce ritimleri yazdım. Kick yaptım. Yani kick zaten orada çok da bir olay yok. Dinleyelim kickle birlikte. Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop doing something unholy. She'd be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go, he goes. He left his kids at home. Tabii şarkının orijinali böyle değil. Şarkının orijinalini bilenler bilir. Yani ben komple ritmik yapısını değiştirdim şarkının. Daha sonra bir clap, alkış yani. Nakarattan hep dinleteyim. Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She'd be popping it. Yeah, she put it down. Daha sonra buna böyle bir destekleyici bir su diye böyle bir efekt. Artık noise sweep diye bir şey bu. Bakın şu bölümden göstereyim. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and now you don't know how to keep your business. Aynen. Daha sonra arkadaşlar perküsyonlarımı ekledim. Şimdi bu perküsyonlarda şöyle bir şey. Birinci bölümde bir kabuk. O da snare'i böyle. Bir önceki videoda anlatmıştım. Bayağı patlıcan, kuru patlıcan gibi bir şey. Yani bakın şöyle tek dinleteyim. Böyle bir şey. İlk bölümde bu yapıyor. İkinci bölümde nakaratın o iyice artık gaza geldiği bölümde arkadaşlar bir bas darbuka, bir tiz darbuka, bir tane de zilli tef ekledim. Bas ve tiz darbuka sağdan soldan, zilli tefi de ortadan verdim. Sadece onları dinleyelim. Aynen, bunları tabii birazcık oda efekti. Ve reverb, az bir reverb verdim. Biraz da kompresör işte. Çok da bir şey yok. EQ ayarı yaptım tabii. Perküsyonlar böyle. Ha, bir yerde de şu var. Bir hollow var. Böyle oryantal gibi oluyor orası.
Şu orayı da dinleyelim. O rap bölümünde böyle bir yer vardı. Orayı ne bileyim böyle oryantal gibi yapasım geldi. Turkish style. Oryantal. Daha sonra rap bölümünün altına arkadaşlar bir hi-hat. Trap hi-hat ama. Hani böyle yapıyor yani. Meşhur trap hi-hatler. Onu ekledim. Daha sonra buraya bir atak var. Bu bir loop. Loop'tu. Fakat ben buna ekstradan bir chorus efekti ve tremolo efekti verdim. Sağa sola böyle vursun diye. Dinleyelim. Böyle yükselen bir şey. Evet, şimdi böyle vokaller ve ritmi hep birlikte dinleyelim. Ne olmuş? Şu nakarattan dinleteyim. Şuradan dinleyelim hadi. Çok da baymadan. Pardon. Yanlışlıkla bası da açmışım. Evet, geliyor. Sadece ritim ve vokal. Oh, we go, we go. He left his kids sad. Oh, we go, we go. So he can get that. Mommy don't know that he's getting hot. At the body shop. Doing something unholy. Daddy, daddy, if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you gon' need to bag it up. Cause I'm spending a rodeo. You can watch me bag it up. I'll be gone in the day. He get me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. And when you want a baby, I know I got you covered. And when you need a baby, just jump under the covers. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop. Orası göbek atmalık yer. Evet. Evet, ritimleri de yaptım arkadaşlar. Daha sonra ritimleri de yaptıktan sonra bas gitar çaldım. Şimdi burada bas gitar en büyük duyguyu veren oldu. Çünkü hem farklı armoni yaptım hem de altta bir riff yaptım. Hani böyle şimdi bu Hicaz makamı dedik ya, biraz böyle o oryantal gibi de yaptım ya oraları. Ne bileyim, bastaki ve elektro gitardaki şeyleri de ne bizim böyle Türk stili yapmak istedim. Dinleyelim. Bakın şimdi baştaki... şu kendimi de kısayım. vokalleri kapatıyorum. İlk önce şu basslara bir odaklanalım. Bakın ne yapmışım. Tam bir şey. Oriental yani, arabesk kimse. Onların da sonunda evet, bas gitarda dediğim gibi buralarda hep farklı armoni kullanmaya çalıştım. Öteki türlü hep la si bemol, la si bemol gidecekti. Yani o zaman benim cover yapmamın ne anlamı var? Yani aranje yapmamın ne anlamı var? Yani herkes la si bemol, la si bemol yapar, onu geçer. Burada kendi tarzımı yansıtmış oldum yani. Gülçin de kendi vokaliyle tabii ki kendi imzasını atmış oldu. Yani Gülçin kendi imzasını attı, ben de kendi imzamı attım yani. Herkes imzasını attı bir şekilde. Daha sonra arkadaşlar elektro gitarla buna destek yaptım. Elektro gitar gitarda da arkadaşlar iki kanal yaptım. Bir pest kalın, bir de tiz oktavını yaptım. Şimdi ilk önce elektro gitarı dinletmiyorum ki. Elektro gitar şurada. Aynen. Şimdi ilk önce kalını dinliyoruz herhalde. Aynen.
oryantal hissi vermeye başladı. Şimdi bu elektro gitarda da neler kullanmışım. İşte noise gate, hani o elektro gitarım vardır ya, dip gürültüsü. Onu kapatsın hesabı hep. İşte pedalboard'da grid, işte ne bileyim ringer, bu efekti veriyor işte bunlar. Hafif delay falan filan. Yani bir pedallarımız var böyle efektif. Sonra bir amfiden geçirmişiz. Sonra EQ ve kompresör. Bu kadar. Sonra bunlara tiz olarak destek verdim. Sonra ikinci bölümde şu değişik bir riff. Rap bölümü. Tam arabesk koresi. Şimdi. Oriental işte. Oriental kafası. Şimdi ritmik riff gibi diyebiliriz. Hani artık o müzikal hareketler diyelim. Bunlara arkadaşlar destek vermesi için, şimdi alt tarafta dedim ya, bir tonal dengede bir yerler boş kaldı. Şimdi böyle baktığınızda, hatta şöyle göstersem olur belki. Mesela. Dinlediğinizde baslar daha yukarıda geliyor. O yüzden şuraları biraz doldurmak istedim. Zaten vokal girdiğinde vokal bu bölgeleri baskılayacağı için bu bas otomatik denge olarak aşağı inecek. Ama ben işte klavye ile bu Rhodes sesiyle ve işte bir plug ses var böyle, şimdi duyacaksınız. Onlarla şöyle şu orta bölgeleri biraz daha destekleyip, hani bunu terazi gibi düşünün. Bir taraf bastığında öteki taraf aşağı yukarı çıkıyor, ya da işte basmadığında öteki taraf yukarı çıkıyor. Siz burada neyi çoğaltırsanız bu taraf aşağı gidiyor, ya da burası çoğalırsa burası aşağı gidiyor. Bu tonal denge öyle bir şey. Yani hani açmayla kapamayla değil de o eklediğiniz çıkardığınız şeylerle alakalı. Tabii açıp kapama da etkili de. Aranjedeki tonal dengeyi böyle düşünebilirsiniz. Şimdi buna göre böyle bir şöyle bir ses ekledim. İlk önce onu tek dinleteyim. Mesela bakın bu hangi bölge? Gördünüz mü? Bakın şu orta bölgeyi destekledim onunla. Şimdi ben buraya destek verince burada o fazla olan bas biraz aşağı indi. Terazi gibi düşünün yani. Sonra bunun biraz altlarına destek vermek istedim. Bakın. Altları doldurdum. Bir
etti. Biraz daha bu bunlar böyle karamsarlık kattı. Sevdim yani. Daha sonra arkadaşlar şunları ritmin içinde anlatmayı unutmuşum, hemen anlatayım. Bir tane parmak zil var arkadaşlar. Böyle çın diye vuruyor. Bakın. Bu kadar yani. Sonra bir tane de riser sesim var. O da böyle işte pıs diye. Ve böylelikle aranjemi bitirmiş oldum. Şimdi bakalım, dinleyelim. Ne yapmışız? Hem tonal dengesine bakalım, hem de dinleyelim. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew. Şu an hepsi dengeye girdi. About all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering by the places that you've been. And now you don't know how to keep your business clean. She put it down slowly. Oh, we go, we go. He left his kids at. Oh, we go, we go. So he can get that. Mommy don't know that he's getting hot. And the body shop doing something unholy. Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending a rodeo. You can watch me bag it up. I'll be gone in the AM. He get me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. And when you want a baby, I know I got you covered. And when you need a baby, just jump under the covers. Mommy don't know that he's getting hot. And the body shop doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She'll be popping it. Evet, gördüğünüz gibi mix aşamasını böyle bitirmişim ve çıktısını aldım. Şimdi aranjeyi yaptık, mixi yaptık. Yani hepsi aslında bir bütün olarak. Şimdi bir tek elden çıkınca tabii, şimdi aranjeyi başkası yapsa hiçbir şeyi dengelemeden, tonlamadan işte mix yapan kişiye yolluyor. İşte mix yapan kişi mixini yapıyor. İşte mastering yapan kişi farklıysa o ona yolluyor falan. E şimdi burada her şeyi ben yaptığım için ne bileyim, aranje yaparken de arada mix'e bir anlık dalabiliyorum. Ya da mix yaparken ya şurası eksikmiş deyip yeni bir enstrüman çalıyorum. Yani komple prodüksiyon bende olduğu için bazen sıralama karışabiliyor. Ama bunu bir sıraya sokarsanız ilk önce aranje, sonra mix, sonra mastering olması lazım. Ben de biraz karışık işte, ilk önce vokali tonlamışım, sonra bir daha yapmışım falan. Hepsini kendin yapınca böyle şeyler olabiliyor. Siz de öyle yapıyorsanız sizde de öyle oluyordur. Tamam, şimdi mix'i de yaptım ve şimdi nereye geçiyorum? Mastering'e. Hemen bakıyoruz. Çıktıyı aldık. Close. Don't save. Şimdi mastering projemiz açılıyor ve bakıyoruz neler yapmışız. Şimdi iki defa mix almışım arkadaşlar. Birinciyi beğenmemişim. İkinciyi, bu en son yaptığım ikinci olmuş yani. Tabii bu şey geniş gösteriyor. Şimdi direkt mastering'de arkadaşlar yaptığım şey bir mix'i, bunu hani glue diyorlar ya, yapıştırıcı kompresör. Mix'te bakın, zaten görsel olarak da bazı şeyler böyle sanki yukarıda gibi çıt çıt. Bu yapıştırıcı kompresör burayı biraz daha genel anlamda bir dengeye sokuyor. Ama bunu çok bariz yapmadım. Bakın ne kadar yapmışım.
Lucky lucky girl, she got married to a boy. Yani eksi bire zor vuruyor yani. Eksi bir. En vurduğu yer eksi birdir yani. Çünkü bunu çok yaparsanız bu sefer çok basar ve o enerji gider. Yani o yaptığınız mixteki enerji gider. Burada sadece böyle çok az sınırları aşan şeyleri bir böyle temizlik gibi düşünün. Bütünleyici. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. Eksi bir yani en fazla. About all the things you tell me that you do. Dirty dirty boy, you know everyone is talking on the sea. Daha sonra arkadaşlar, şimdi rezonans çok önemli. Yani bunu dediğim gibi çok iyi sistemlerde belki duyulabilir. Kötü sistemlerde algılanmaz ama bu rezonans böyle içten içe böyle zil gibi çıkan sesler. Mesela şimdi mastering'de de rezonansları tabii full kısmıyorum ama bu plugin'le rahatsız eden frekansları bir yok ediyorum. Bakın şimdi duyulacak. Çınlamalar var yani, o şimdi bütün her şey birleştiğinde frekanslar birleşiyor. Bir yerde bir böyle bir çınlamalar oluşmaya, işte rezonanslar oluşuyor. Bu rezonansları da kaybettiğinizde o daha temiz sesi elde edebiliyorsunuz. Tabii bunları full %100 kapatmıyorum. Yani çok az rezonansların olduğu, çınlamaların olduğu yerlerde az az baskılar yapıyoruz sadece. EQ gibi düşünün. Yani böyle EQ gibi sidechain gibi kısıyor anlık geldiğinde. Ve daha sonra meşhur ozona geliyoruz. Mastering zincirimiz başlıyor. Şimdi ne yaptık ilk önce? Bir kompresörle hafif tıraş yaptık. Böyle çok az, eksi birde. Sonra rezonanslarımızı kıstık. Ve şimdi sırayla mastering zincirine geldik. Şimdi arkadaşlar, bir vintage tape, yani sanki analog kaydetmişiz yalanıyla dijital şeyi bir vintage tape'e sokup işte burada band hızı, işte ne kadar input girecek, işte bias, bu işte çıkışlar mıkışlar, harmonikler ne kadar gelsin falan filan, burada bunu siz kendi zevkinize göre ayarlıyorsunuz. Mesela şimdi hepsini kapata kapata gidelim. Ne olmuş bunu da ekleyince? Yani çok işte fark böyle bunu koyunca bir şey değişti değil de milim milim değişiklikler yapıyor bu şeyler. Onlar böyle eklendikçe en sonunda doygun bir ses oluşuyor. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the things you tell me that. Yani minimal bir enerji katıyor müziğe şu an. Yani dediğim gibi kötü bir sistemde dinlediğinizde ne yaptı ki, niye ekledi ki bunu diyen 1 milyon kişi olur. Çok minimal bir enerji kattı. Sanki banttan geçiyor efekti. Neyse. Sonra arkadaşlar equalizer'a geldik. Burada tonal dengeyi sağlamak için bir EQ yaptım. Ve bu EQ böyle gördüğünüz gibi değil. Mid-side EQ arkadaşlar. Bakın. Yani mid, orta, side, kenarlar. Şimdi mid'de basslar biraz fazla gelmiş. Ne kadar? -1.5. Yani görüntünün büyüklüğüne bakmayın. 1.5 desibel. Burada da 2.2 desibel açmışım. Yani bu EQ'de biraz görüntü çok açılmış gibi gösteriyor ama değil. 1 ve 2 desibelcik. Bir yerde kısma, bir yerde açma. Daha sonra sidechain, bu mesaj da, evet hemen, neyse gelsin, gelmeye devam etsin. Sidechain'de de arkadaşlar 100'e kadar low cut, yani kenarlardan bassların gelmesini istememişim. Kenarlardan daha çok tiz frekansların gelmesini istemişim. Daha sonra bir dinamik kompresör uygulamışım ve bu da mid side arkadaşlar. Şimdi bakın.
MIT'te bas frekansa 200'e kadar bir müdahale var mı? Duymamız lazım. Lucky, lucky girl, she çok az var. Like esas baskı MIT'te vokallerin o yaptığı yerlerde var şimdi bakın. Lucky, lucky girl, she got married to a boy böyle hızlı like girdiği you. Yerlerde. Ama sadece göbekte yani kafanıza o göbekten niye yaptığı yerler girmesin diye genelde öyle bir şey yapmışım. Site'da bakın bu kadar vurmuyor. Bakın site'a bakın. Ortaya bakın. Orta bölgede dengeye sokmuşum yani. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. Evet, daha sonra bir imager'la istediğim bölgeleri stereolaştırabiliyorum. Yani işte EQ tonal dengeyi düşünün. Ve ben burada bas frekansı zaten mono göbekten geliyor. Nereye kadar? İşte 200'e kadar. İşte burası biraz daha açık. Buraları okey demişim. Fakat şu ne ile ne arası? 2K ile 4K arasını %50 biraz daha genişletmişim. Normalde daha ortadaymış. %50 kenarlara açmışım. Gördüğünüz gibi. 2K ile 4K arasını. Yani oradaki o EQ aralığını. Frekans aralığını. Ne olmuş bakalım. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. About all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know. Gayet güzel, hiç faza girmiyor. Zaten buradan faza girmediğini de şununla da takip ediyorum. Hatta şöyle açayım. Bakın bir daha basayım. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. About all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar, karakter katmak istediğim için mastering'de bir tüplü limiter la birazcık sese baskı yapıyorum. Yani sesi artık açıyorum yavaş yavaş. Ama en son noktayı koymuyorum. Bakın. Şimdi bu böyle. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. About all the things you tell me that you do. Dirty, dirty boy. Whispering about the places that you've been, and now you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know that is. Yani bunu tüplü yapmamın sebebi burada karakterleri var. İşte analog karakter, tüplü karakter ve modern karakter diye. Bu tüplünün sound'u daha çok hoşuma gittiği için burada threshold'u -5 desibel baskılayarak sesi biraz daha şişirmiş oldum. Ve daha sonra bir maksimizerle şimdi bazı platformlar -13 diyor, bazısı -14 diyor, işte bazısı -8 diyor, SoundCloud -8 diyor, Spotify -13 diyor, YouTube -13, Apple Music -15 falan galiba. Lutness değeri bunlar, yani gürültü aralığı, o gördüğünüz frekansların işte inmesi çıkması muhabbeti. Ben -11 yapıyorum arkadaşlar. Bazısı buna karşı -13 yaparım. Zaten Spotify ben fazlasını yapınca kısıyor diyor. Evet doğru kısıyor. Ama bunu bilmiyorum. Ben de ne kadar doğru değil. Siz onu şişirdiğinizde -13 yaptığınız Spotify'ın kısmadığıyla sizin şişirip Spotify'ın kıstığı arasında yine bir tonal bir şey oluyor. Daha şişkin duyuluyor.
O da belki çok gürültüsüne abandığınız için olabilir. Aslında desibel olarak bir şey fark etmiyor ama doygunluk olarak bir hissiyat farkı oluyor. O yüzden ben bunun orta yolunu şöyle tutturuyorum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. -11 yapıyorum arkadaşlar. Yani -13 değil, -8-6 da değil. Arası -11. Tam böyle orta yolu. 13 isteyenler 2 desibel kısıyor. Çok isteyenler kısmıyor. -11 dinliyor falan filan. Yani ortasını yapıyorum. -11. Abananlar var 6'ya kadar, 7'ye kadar. Hiç abanmayıp -15 yapan, -13 yapan da var. Dediğim gibi artık bunu platformlar düşünsün. Ben -11 yapıyorum. Maximizer'de de -11'e abandık dedik. Onlara da şöyle kontrolünü yapıyorum. Dinliyoruz. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever ever knew about all the things you tell me that you do. Dirty dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and now you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it, she'd be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go, we go. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending a rodeo. You can watch me bag it up, I'll be gone in the AM. He get me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Evet, gördüğünüz gibi işlem tamam. Vokal kaydından aranjesine, işte mixinden masteringine nasıl bir aşama olduğunu görmüş oldunuz. Bundan sonra da böyle projeler yaptığımda böyle bu şekilde sizlerle paylaşırım. Size fikir olmuş olur. Ya da siz de böyle projeler yaptırmak isterseniz buyurun gelin stüdyom İstanbul Kadıköy'de, Music of İstanbul. Sizlere de böyle işler yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Başka projelerde görüşürüz.